Evet. Şimdi konuşabiliriz Ayşe. Buyur. Şey, ben sözleşme meselesiyle ilgili, yani sözleşmeyle ilgili konuşacaktım. Ben sandım ki sen... Ne sandın ki? Başka bir şey söylemeyecektin yani, öyle mi? Gündüz de konuşacaktın, gelmekten vazgeçtin. Gelmekten vazgeçtiğin gibi konuşmaktan da mı vazgeçtin şimdi? Ne oldu? Keşke sana her şeyi anlatabilsem. Ne kadar çaresiz olduğumu. Başımı omzuna yaslasam keşke. Bana güç versen, tutsan ellerimden. Anlatamam. Kızma bana Ayşe. Kızdın mı? Çok çaresizsin. Benim karım da böyle bir şeyi asla yapmaz. Ayşe benim arkamdan iş çevirmez. Gerçekleri anlatmam lazım. Ben seninle Antakya'ya dönerken yüreği nefret dolu biriydim. Bu duygu geçmeyecek diye çok korktum. Gördüğün her şeyden, herkesten şüphe etmek berbat bir şey. Herkes kirliydi. Güvenilmezdi benim için. Nefesim kesilecek, boğulacak gibi hissediyordum. Ta ki yağmurda dans eden o kızı görene kadar. Beni karanlığımdan uyandırdı. Kabuslarımdan uyandırdı. Şüphe edecek bir şey yoktu ondan. Mutluydu, güçlüydü. Hayat kadar gerçekti. O hayattı. Ben o kızın yüzüne her baktığımda nefes alabildiğimi hissettim. Oh be dedim. Çok şükür dedim. İyi ki dedim. Bir insana, bir kadına yine güvenebileceğimi hissettim. Senin sayende Ayşe. Senin sayende. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Ayşe. Senin hakkında kim ne derse desin, Ayşe'nin mutlaka geçerli bir sebebi vardır derim. Ama bana lütfen gerçeği anlat Ayşe. Bugün ne oldu? Hı? Geleceğim dedin, gelmedin. Sonra da o haber çıktı. Annem bile konuşmuyor. Sustu. Bir şey demiyor. Bak, sen bana sadakat sözü vermedin. Konuda bir şey diyemem. Ama ben bir tek gerçekleri öğrenmek istiyorum. Lütfen bana gerçeği söyle Ayşe. Niye gelmedin? Bir derdin mi var? Bir sıkıntın mı var? Anlat, paylaş benimle. Senin de bana güvenmeni istiyorum. Yargılanacakmış. Haberin var mı senin? Ne? Bağ! Bağ! Ben de hapse girerim. Girer girmez de öldürdüğüm çocuğun ailesi temizler beni. Git hadi! Çünkü sen benim ölmemi istiyorsun. Peki. Thank you.
Kalp Yarası ATV'de.